İzmir İktisat Kongresi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İzmir Esnaf Buluşması'nda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bir konuşma yaptı efendim. Türkiye ekonomisinin can damarı ve kültürümüzün yaşatıcıları olan esnaflarımıza iktidara geldiğimiz günden beri sağladığımız desteklerimize devam edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz dedi. Saygıdeğer Bakanım, aynı zamanda Ekrem Bekir Pakdemirli Bakanım, saygıdeğer milletvekillerim, Oda Başkanım Yalçın Bey, kıymetli hazırun, bugünkü esnaf buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Yalçın Ata Başkanımı dinlerken tabii bütün bir esnaf olarak da tespitlerini dinledim. Bir esnaf olarak da olaya baktığımda birçok doğru yerinde tespitler var. Ancak hepimiz de biliyoruz ki Sayın Başkanımız da çok güzel izah etti. Hükümetimizin çok son yıllarda özellikle son 4 yılda 4,5 yılda ciddi destekleri var esnaf ve sanatkarlarımıza. Daha 2 gün önce biliyorsunuz Profesör Doktor Ömer Murat Bakanımız geldi TESKOMP aracılığıyla İzmir'imize 100 milyon TL ilk 5 ay ödemesiz her 6 ayda bir %15 finans şekliyle finans ödemesiyle 5 yıllık bir ödeme planı bir kredi çalışması çıkardı. Tabii Sayın Bakanımızın da ve diğer bakanlarımızın da çalışmasıyla Halkbank aracılığıyla birçok krediyle çıkartılmakta ve Türkiye'de şu anda 2,1 milyon esnafımızın 1,1 milyonu kredi kooperatiflerinden kredi kullanmak değil mi başkanım? Bu şekilde. Geçen başkanımızla da oturup sohbet ettiğimizde bizde para var, esnafımıza ihtiyaçlarını gideriyoruz. Böyle tüyo de vereyim değil mi? Var olduğunda bilsinler. Paramız var, devletimiz bize paralarını gönderiyor. Kim hangi esnafımız sıkışırsa o esnafımıza biz yardımcı oluyoruz. Çok düşük maliyetlerle faiz diyemeyeceğimiz kadar düşük maliyetlerde esnafımızın ihtiyacını gideriyoruz diyorlar. Bu işin birinci ayağı. Ama esas şunu unutmayalım kıymetli dostlar, kıymetli esnaflarım. Ben de esnafım. Yaklaşık 38 yıllık esnaflığım var. Bitpaza'da başladığım süreç bugün Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden bir sanayiciye doğru gitti. 91 yılında üniversiteyi okuyup bitirip geldiğimde, mezun olduğumda 91 Körfez kriziyle karşılaşmıştım. Buradaki birçok yaşı 50 yaş üstünde olan dostlarımız, esnaf kardeşlerimiz bilir. Hemen akabinde 93 rahmetli Özal'ın vefatı, 94 5 Nisan kararları, 98 Uzak Doğu krizi, 2001 Türkiye krizi, 2007 Ev Muhtarak krizi, 2008 Global kriz, 2013 Gezi olayları, akabinde 17-25 hain darbe girişimi teşebbüsü, 15 Temmuz hain darbe FETÖ hain darbe girişimi gibi 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 bir sürü olayla muhatap olduk. Doğru mu? Şimdi devletimiz bu konuda her zaman güçlü ve kararlı şekilde hareket etmeye çalıştı. Ama unutmayalım kıymetli esnaf kardeşlerim. 2001 yılında günlük faiz oranları %7500'e çıkmıştı. 94 5 Nisan kararlarında 20 tane banka batmıştı. 94 5 Nisan kararlarında. Ve devletin bunlara karşı batmasını engelleyecek hiçbir enstrüman yoktu. Maaşlar da ödenemiyordu. Memurun maaşı da ödenemiyordu. Hiçbir para döngüsü de yoktu. Türkiye'nin ödeme şeklini, esnaf ödeme şeklinin %85'i Yalçın Başkanım 1994'te çek ve senet üzerineydi. 1970'ler 80'lerde bir söz yetiyordu. Doğru mu? Sözle esnaf esnafa malını mülkünü satıyordu. Şimdi bizler bu kadim geleneğin yani 1000 yıllık Türk İslam kültürünün geleneği ayrıca de geçmişimizle beraber 3000 yıllık bir ailelik kültürü içerisindeyiz. Bu ailelik kültürümüz buradaki kıymetli hazırın bütün misafirlerimizin hepsinin birbirine bağladığı kardeşlik hukukunun en güçlü olduğu birisinin açken diğer esnafın güçlü bir şekilde o günü bitirdiğin onu da düşündüğü bir kültürün evlatlarıyız. İngilizler der ki wait and see yani
Bekle ve gör. Biz de diyoruz ki work and see. Çalışalım, görelim ve beraber olalım. Biz Esnaf Sanatkar Odası'nı böyle görmekteyiz. Çalışarak, mücadele ederek hep beraber olacağız. Şunu unutmayalım. Son söz. Bu kadar olumsuz son 30-35 yıllık siyasi kriz, ekonomik krizde yaşadık. Ama son 21 yılında başımızdaki lider, dünya beşten büyüktür diyen bir lider ve mazlumların yanında, esnafının yanında, halkının yanında olan bir liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun, sağ olsun, var olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Hürmetli efendim.